Evet değerli izleyenler, gazete haberleri bu şekildeydi. Şimdi bugünün ikinci Skype bağlantısını yapacağız. Onur Özkan'la gündemi değerlendireceğiz. Onur, günaydın, hoş geldin yanımıza. Günaydınlar Ezgi, selamlar, nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? Çok sağ ol, ben de iyiyim. Merkeze de iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler, bize sana aynı şekilde. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş haberlerine göz attık şöyle gazetelerdeki. İstersen son olarak Beşiktaş'a baktığımız için Beşiktaş'ta başlayalım. Siyah beyazlılarda son 3 maçta alınan sonuçların ardından yapılan transferlere rağmen moraller biraz bozuk tabii ki. Bu sezonun sonu nasıl gelecek? Ligi nerede bitirecek Beşiktaş? Bu merak ediliyor. Hafta içinde Şenol Güneş'in çok uzun bir basın toplantısı olmuştu. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı tecrübeli teknik adam. Ankara Gücü maçıyla birlikte nasıl bir Beşiktaş göreceğiz? Aslında bunu merak ediyoruz. Senin beklentin nedir? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Yeni Beşiktaş'ın ilk maçı olacak Ankara Gücü maçı. Yani ara transferde çok ciddi bir değişim yaşadı Beşiktaş. Yani 5 tane kilit oyuncu aldı takımına. Bu demek oluyor ki takımın yani ilk 11'in yarısına yakını değişmiş anlama geliyor. Ama Antalya Spor maçı bir erteleme maçı olduğu için bu oyuncuların hiçbirini sahada görememiştik. Daha doğrusu sahada sezonun geri kalan kısmında sorun yaşayan Beşiktaş'ı görmüştük ki zaten bu sorunlar direkt ortaya çıktı Antalya Spor maçında. Ama Ankara Gücü maçıyla beraber az önce söylediğim gibi yeni Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Yani takımın ara transferde yeni aldığı oyuncular özellikle Maxim burada çok dikkat çekici bir takviye bence. Sezon başından bir yana Beşiktaş orta alandan skor katkısı bulmakta çok ciddi problem yaşıyordu. Onunla beraber Amir Hadzimametović ikinci maçına çıkacak. İlk kez ilk 11'de oynayacak. Yine yeni stoper Omar Koley'i bu maçta büyük ihtimalle 11'de göreceğiz diye düşünüyorum. Onur Bulut geldi ara transferde. Kritik bir hamleydi o da. Ve tabii ki Vincent Aboubakar, yani o belki daha önce maç oynadı ama şu ana kadarki performansı çok parlak değildi. Fiziki anlamda problem yaşadığı net bir şekilde gözlemleniyordu. O da belki bu maçla beraber Beşiktaş kariyerine gollerle başlamış olabilir. Öyle bir benim de beklentim var açıkçası Aboubakar'dan. Sonuç olarak baktığımız zaman Beşiktaş evet şampiyonluk yarışının ciddi anlamda gerisinde kaldı. Yani bu saatten sonra Beşiktaş yeniden bu yarışa dahil olur mu? Açıkçası bu çok zor. İmkansız yakın gibi bir durum. Ama ben şöyle bir beklentim de var Beşiktaş için. Yani Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımız zaman özellikle orta alan ve ileri uç bana çok heyecan veriyor. Ve kalan dönemde Beşiktaş belki yarışın içinde olmayacak ama sanırım her maçı çok keyifli, çok heyecanlı, bol gollü, bol pozisyonlu geçecek. Yani Beşiktaş taraftarı bence sezonun kalan kısmından keyif alacak. Futbol anlamında, skor anlamında. Ama tabii ki tabelaya baktıkları zaman takımlarını sürekli yarışın gerisine görecekler. Bu can sıkıcı bir durum. Şu anda gözüken net Beşiktaş artık yeni sezonun planlamasını yapıyor. Yani yapılan transferlerin de büyük kısmının yeni sezon için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü yani mevcut tabloda takımın artık yarışın içine dahil olması mümkün değil. O anlamda Beşiktaş taraftarı sezon sonuna kadar bence takımdan keyif alacak. Ardından yeni sezonun planlamalarına devam edilecek. Şimdi transferden devam edelim istersen. Malum artık son güne gireceğiz transferde. Tabii. Ve hala takımlarla ilgili de çok sayıda transfer haberinin çıktığını görüyoruz. Özellikle Beşiktaş'ın da Borini'ye yönelik bir ilgisi var. Uzun süredir devam eden bir ilgi. Bu transferin gerçekleşme ihtimalini ne kadar görmek lazım? Ve yine gelecek sezon için zannediyorum yapılan bir hamle. Bir taraftan da özellikle gözden çıkarılan çok fazla oyuncu var Beşiktaş'ta. Bu oyuncular da sezonun geri kalanını bunu bilerek aslında devam edecek. Şimdi gelecek gidecek dengesi anlamında, transfer hamleleri anlamında da şöyle kısaca bir değerlendirme yapalım istersen. Tabii ki Borini'den başlayalım istersen. Yani çok uzun süredir Borini Beşiktaş'ın hedefinde ama orada Karagümrük oyuncuyu bırakmak istemiyor. Yani bıraksa bile ciddi bir bonservis bedeli talep ediyor. Yani transfer artık çok kısa bir süre kaldı önümüzde. Beşiktaş'ın bu saatten sonra ben bir hamle yapmasını beklemiyorum açıkçası. Sürpriz olur. Borini veya farklı bir oyuncu. Çok zor gözüküyor bu saatten sonra artık. Gidecek oyunculara gelirsek aslında Beşiktaş yönetimi birden fazla oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyordu bu ara transfer döneminde. Ama beklentiler karşılanmadı. Yani mesela Atiba'nın sözleşmesinin fesli ciddi şekilde masaya yatırıldı. Ama olmadı. Onun dışında Wellington'un gönderilmesi planlanıyordu. Şu ana kadar o gerçekleşmedi. Ama tabii ki Beşiktaş sezon sonunda mutlaka çok büyük bir değişime girecek. Şu anda gözüken bu. Birçok oyuncuyla yolların ayrılmasını bekliyorum maçı sezon sonunda. Yani 7-8 oyuncu minimum gönderilecektir takımdan. Peki Galatasaray'la devam edelim. Onur, Galatasaray'da bu haftayı hükmen galip kapattığı için zaten
başlı başına psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Bir sonraki hafta 25. hafta öncesi. Bu da tabii ki moral motivasyon anlamında sarı kırmızılıların oldukça iyi bir seviyede olduğunu bize gösteriyor ki kamptan da alan Antalya kampından da iyi bilgiler, iyi haberler gelmişti. Muhakkak sen de takip ettin. Bu doğrultuda Galatasaray yoluna emin adımlarla şu an itibariyle devam ediyormuş gibi görünüyor ama tabii aradan nasıl dönecek bunu bilmiyoruz. Bir yandan da hala transfer çalışmalarının yine Galatasaray cephesinde de devam ettiği söyleniyor ki Beşiktaş'ta Borini örneği olduğu gibi Galatasaray'da da zannediyorum son ana kadar bir Hacer Alp pazarlığı yaşanacak. İstersen sarı kırmızıların şu anki mevcut gündemini de biraz değerlendirelim. Tabii ki Hacer Alp'ten başlayalım. Borini'de olduğu gibi Galatasaray'ın da Hacer Alp transferini bitirmesini zor görüyorum bu saatten sonra. Yani büyük ihtimalle Galatasaray'da ara transferi kapatmış gibi duruyor şu an gelinen noktada. Tabii ki her an bu gündem sürprize açık ama bu saatten sonra olursa bence çok düşük bir ihtimal görüyorum. Olmayacağını düşünüyorum transferin. Galatasaray gündemine gelirsek takımın gündemine çok ciddi bir ara var. Yani 40 günlük bir aradan bahsediyoruz Galatasaray için ve Galatasaray'ın bıraktığı nokta çok iyi bir noktaydı. Trabzonspor maçı özellikle ikinci yarıda oynanan mükemmel bir futbol. Güçlü bir futbol, üst üste alınan galibiyetler, 12 maçlık ligde bir galibiyet serisinden bahsediyoruz. Yani Galatasaray için bu ara aslında iyi bir ara olmadı diyebiliriz. Çünkü zirvedeydi aslında Galatasaray, futbol anlamında da zirvedeydi bıraktığımız yerde. Ama şöyle bir gerçek de var, bu endişeleri Galatasaray camiası Dünya Kupası arasında da yaşamıştı. Yani orada da Galatasaray 7-0'lık bir Başakşehir galibiyetiyle Dünya Kupası arasında girmişti. Herkesin aklında şu soru vardı, acaba Galatasaray aradan nasıl dönecek? Bıraktığı yerden devam edebilecek mi sorusu vardı. Ama devam etti Galatasaray. Hatta üstüne koyarak devam etti Dünya Kupası arası sonrası. Okan Hoca bu aralarda takımını dinç, diri tutmayı, form grafiğini aynı seviyede tutmayı, hatta yukarı çekmeyi başarıyor. Şu ana kadar bunu gözlemledik. Ama tabii ki yine bu ara sonrası Galatasaray'ın nasıl döneceğini herkes gibi bizler de merak ediyoruz. Hazırlık maçları oynuyor Galatasaray bu süreçte. İşte Alanya Spor'la bir maç yaptı. Bugün İstanbul Spor'la bir maçı var Galatasaray'ın saat 5'te. Galatasaray için bu hazırlık maçları son derece kritik. Çünkü Galatasaray 40 günün üstünde bir süreyi maç yapmadan, resmi maç yapmadan geçirmiş olacak. Türkiye Kupası maçı da ertelendi çünkü Galatasaray'ın. O anlamda bu hazırlık maçları son derece kritik. Ama tabii kamptan gelen haberler son derece olumlu. Yani zaten Galatasaray takımın içine çok olumlu bir hava var. Florya'da estirilen mükemmel bir rüzgar var, bir dostluk ortamı var, bir kolej havası ortamı var Galatasaray'da. Bu ortam Antalya kampına da direkt taşınmıştı. Şöyle örnek vereyim mesela, yeni transfer Nicolò Zaniolo takıma gelir gelmez uyum sağladı. Çünkü orada dediğim gibi mükemmel bir ortam var ve kim gelirse gelsin hemen o ortam oyuncuların takıma alışma süresini minimize ediyor. Ade Kubbe için de aynı şey geçerli. Kaan Ayhan için de aynı şey geçerliydi. Yani Galatasaray'da şu anda herhangi olumsuzluk yok. Takımda hava son derece iyi. Moraller yüksek. Mertens'in bir sakatlığı var. O biraz can sıkıcı. Belinde bir rahatsızlık var Mertens'in. Ve büyük ihtimalle Kasımpaşa ile oynanacak ilk lig maçında forma giyemeyecek. Aynı şekilde Mustera'nın da sakatlığı sürüyor. Henüz tam anlamıyla idmanlara başlayamadı. Mustera'nın da Kasımpaşa maçına yetişmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Bunlar şu anda Galatasaray'da iki can sıkıcı nokta ama genel olarak baktığımız zaman Galatasaray'daki hava son derece olumlu. Bu arada bir taraftan da Galatasaray'da öyle bir kadro kuruldu ki şu an itibariyle sezon sonunda bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon euroya yakın bir gelir hedeflendiğinden bahsedebiliriz ki bugün daha önceki günlerde de yine gazete haberlerinde özellikle Zaniolo'ya çok ciddi tekliflerin olduğu söyleniyor. Anladığımız kadarıyla Zaniolo sanki bir sezon sonuna kadar forma giyip bana ayrılan sürenin sonuna geldik deyip gidecekmiş gibi görünüyor. Ne dersin? Haklısın. Ben onu biraz Ribery'ye benzetiyorum. Yani tabii ki gidişi aynı olmayacak Ribery gibi. Yani Ribery buradan bonservis bedeli olmadan sözleşmesini feshederek ayrılmıştı ama yani futbol performansı olarak böyle Ribery 4-5 ay burada oynadı. Ağzımızda böyle mükemmel bir tat bıraktı. Sonra da gitmişti. Sanırım Zaniolo'da da aynısı olacak. Yani Zaniolo'nun buralarda çok fazla durması mümkün gözükmüyor. Zaten buraya gelirken de kariyer planlamasında kısa vadede İtalya'ya dönmek gibi bir düşüncesi vardı Zaniolo'nun. Biz de bugün bir haber yaptık takvim gazetesi olarak. Yani Galatasaray'ın transfer sürecinde Milan'la da görüştüğü ve Milan'a transfer önceliği verildiğini öğrendik. Yani büyük ihtimalle sezon sonunda Zaniolo'nun Milan'a transferi çok ciddi şekilde masaya gelecek. Zaniolo bir sakatlık talihsizliği yaşamazsa yeniden.
Milan olmazsa yani Juventus'un, Napoli'nin, Inter'in Zaniolo'ya ilgisi olduğunu biliyoruz. Evet. Yani kısacası Zaniolo büyük ihtimalle burada çok fazla durmayacakmış gibi duruyor. Peki. Onur Özkan, çok teşekkürler yorumların için. Tekrar güzel bir Ben hafta teşekkür sonu ederim. diliyorum. Ben de sizlere iyi hafta sonu diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, Onur Özkan'la da değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra gelin birlikte dün akşama gidelim. Değerli izleyenler, Artı Futbol programında neler konuşulmuş izleyelim. Saat başında da yeniden görüşmek üzere.